Mutlu akşamlar dilerim değerli izleyenlerimiz. Türk Milli Televizyonu'ndan, Olaylara Bakış programından sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün Olaylara Bakış programını güzelim Türkmen şehri olan Erbil'den siz değerli izleyenlerimize aktaracağız. Bugünkü Olaylara Bakış programı konuğumuz Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşum Sorumlusu Bakanı Sayın Aydın Maruf'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Aydın Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok sağ ol. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Tabii gündem aslında çok yoğun. Yani koronavirüs derken artık işte merkezi hükümetle Irak-Kürt Bölgesel Yönetim arasındaki birazcık da sıkıntılar derken Irak-Kürt Bölgesel Yönetim'inde memur maaşların ödenmemesi de memurların tepkisine yol açtı ki özellikle son günlerde Süleymaniye'de artan gösteriler, KDP, KYB binalarının yakılması, bunun yanında ölenler ve yaralı olanların olması, işte tepkiler ve kınamalar. Öncelikle bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii her şeyden evvel Türk Milli Televizyonu'na, ayrıca da Olaylara Bakış programına başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Buradan da Erbil'den de bütün Türkmenleri de yaşayan insanlarımıza, vatandaşlarımıza sevgi, saygı, selamımızı iletmek isterim. Tabii bu önemli bir sorudur. Önemli bir meseledir bu. Bu son ortaya çıkan bu yürüyüşler olsun, gösteriler olsun. İşte sözde maaş bahane ederek bu gösterileri yaptır. Özellikle de Süleymaniye bölgesinde. Tabii bunun uzantısı var. Yani bu gösteriler eğer baktığımız zaman bu gösteriler veya o göstericilere baktığımız zaman hiçbirisi mamur derece katlanmak. Yani hiçbirisi mamur derece, maaşlı derece. Hala belki tayin de daha olmamış. Bunun daha fazla siyasi bir meseledir. Bunun arkasında bazı gruplar var. Yani bu gösterileri Süleymaniye'de, Atraf bölgesinde olan yani ilçelerinde, kasabalarda bu bir haftada bu gösteriler yapılan işte bu gösteriler içerisinde silahlı saldırılar olmuştur. Başta KDP olmak üzere KYB, işte YGRTU, İslami partilerinin bürolarına saldırı yapıldı. Ataş'a verildi. Yakmalar yapıldı. Bu hepsi hedef amaç bölgede bir istikrarsızlık yaratmaktır. Bölgede olan işte amaç haline gel, siyasi amaç haline getirmek hedeflemişler. Bu yürüyüşün bizim kanaatimizde bu yürüyüşün veya bu gösterilerin daha fazla siyasi olduğunu, daha fazla bir ağır siyasi için yapıldığını açık bir şekilde gösterdi. Bunun da arkasında daha önceden de belirlendi veya göründü. Bunun arkasında da yasa dışı gruplar var. Yani hangi grup bunlar? Vallahi bu yasa dışı gruplar PKK başta olmak üzere bölgede olan yasa dışı gruplar var. Bunlar daha fazla bu işi tahrik ettiler. Daha fazla bu gösterilerin arkasında durdular. Bunun yerel yönetimi de bunun, bazı siyasi partiler de bu açıklamalarında özellikle mesela o bölgede hakim olan KYB bunu dile getirdi. Yani bunun arkasında PKK olduğunu dile getirdi. Bu şekilde. Çünkü yöntem, üslup, gösteriler bu görünen PKK'nın tasarrufatıdır. Hedefi amacı da burada da o dedim istikrarsızlık yaratmaktır. Ağır siyasi vardır. Buradaki işte halk arasında bir tedirgin yaratmaktır. İşte bu amaçla yani daha fazla bu gösterilerin maaş meselesi derece, maaş meselesi olursa biz her zaman bunu da bunu dikkate her zaman biz barış yoluyla, diyalog yoluyla, medeni bir şekilde kalkan vatandaşları yürüyüşlere bir saygımız var. Evet. Bu eğer bunun bir amacı siyasi ise veya amacı şiddet doğru ortaya çıkartırsa bu kimse bunu teyit etmez. Evet. Çünkü bunu ayırt etmemiz lazım. Biz Irak Kürdistan hükümeti olarak her zaman yani bu İKB'de veya Kürdistan bölgesinde Erbil, Doğu, Süleymaniye, Halabja'da yapılan, önceden de yapılan yürüyüşler, gösteriler medeni bir şekilde olmuşsa izini bir şekilde kabul edip isteklerden neyse, hakuklardan neyse onu çözmeye çalışmış. Bugün bu son olan bu Bağdat'ta olan
belki bazı taraf, siyasi tarafların irtibat olduğu gösterilerle ilgili çıkan hadiseler, çıkan olaylar çok üzücüdür. Gerçekten ölen var, vefat eden var. İşte yaklaşık 120'den daha fazla, 100 bak bu rakam, 120'den daha fazla yapılan bu süre içerisinde bürolar, devlet dairelerine yakmalar yapılmış. Evet. Gerçekten birisi eğer mamur için veya maaş için eğer bir ciddi bir katkıda bulunmak isterse devlet dairesinin alakası. Evet. Ayrıca da en önemlisi maaş siyasi partiler yanında da aç. Mesela siyasi partilere neden saldırı yapıldı? Bu amaç dedim ki siyasidir, yapan mevcuttur, kimdir her taraf bilir. Gerçekten bu gruplar hem bölge üzerine hem burada halk üzerine bir tehdit oluşturuplar. Evet. Temennimiz budur gelecekte veya müstakbelde hem yerel hükümet oran yerel yani idare mahalliye bu gruplara karşı ciddi bir tavır alır. Peki Sayın Maruf, şimdi Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani'nin de bu konuyla ilgili açıklaması vardı ki Sincar'da bulunan PKK'nın aslında hala Sincar'da olduğunu ancak bu gösterilere bizzat, ki siz de bunu az önce dile getirdiniz, bizzat kendileri üniformalarını değiştirip Süleymaniye'ye geldikleri ve bir kaos yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi, aktardı ki bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Berham Salih'in de açıklaması oldu. İşte bu gösteriler daha barışçıl yollarla devam etsin. Ancak hiç de öyle olmadığını artık herkes çok iyi biliyor. Bundan sonraki süreçte sizce KDP ile KYB arasında, çünkü aslında yıllardır bir çekişme var, ancak bunu göstermemeye çalışıyorlar, yansıtmamaya çalışıyorlar derken Süleymaniye'de böyle bir olayın olması, özellikle de bu kritik dönemde, bunu nasıl değerlendireceksiniz? Tabii bunun çok, bu da önemli bir meseledir. Erbil, Bağdat arasında yapılan bir ittifak oldu, bir anlaşma oldu. O Sincar anlaşması oldu. Hı hı. Biz bu anlaşmayı çok iyi bir anlaşma olduğunu, olumlu bir anlaşma olduğunu, özellikle Sincar bölgesi için. Hı hı. Şimdi işte bu Sincar ittifakından sonra bu tür olaylar ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Evet. Mesela hiçbir sorun olmadan Erbil'den Bağdat arasında, Bağdat'ta işte bilirsen yani Bağdat'ta bir merkezi hükümet var. Hı hı. Orada Bağdat'ta kim hakim olduğunu belli. Hı hı. Karar sahibi olduğu belli. Yani hükümet dışında olan gruplar, evet, var. Hı hı. Belli. Bu Sincar anlaşmasına belki rahatsız olmuşlar gruplar. Bunun hemen bu Sincar anlaşmasından sonra işte bu maaş konusu ortaya geldi. Bu borç meselesi ortaya geldi. Borç, hı hı, borç gibi bir yasa çıkarttı. Çünkü Irak hükümeti yurt dışından borç alsan, yani bu ezmanı çözmek için, mali ezmanı halletmek için, maaşlar vermek için. Hı hı. Oydu o yasa parlamanda Irak Kürdistan bölgesine istişare etmeden veya hassası verilmeden, kurulmadan bu kanuna bu onayı yapıldı. Bu da bir Sincar anlaşmasının uzantısı olan bir baskı olarak yapıldı. Oradan olaylar başladı. Ondan sonra buraya Erbil-Bağdat arasında bir anlaşma var hükümet arasında. Evet. 2021 yılın budjesi ne kadar bu anlaşma devam eder? Ayda Irak hükümeti ayda 320 milyar Irak dinarı maaş buraya göndermek zorunludur. O ittifakaya göre. Çünkü neticesi Irak Kürdistan bölgesi Irak'ın bir bölümüdür, bir parçasıdır anayasaya göre. Hı hı. Bu anlaşmadan sonra işte bu karız meselesi geldi, kanun karız. Ondan sonra bu para buraya gelmedi. Hı hı. Burada kriz ortaya çıktı. Bazı atraflar da bunu bahane ederek baskı oluşturmayı sağlaştırdı. Şimdi Sincar anlaşması unutmuş gibi olundu. Evet. Hakikaten budur. Yani Sayın Başbakan Barzani Bey, Mesrur Barzani Bey dediği çok, çok doğru bir noktaydı. Siz de orada bahsettiniz. Hı hı. Yani o değişimi bu şekilde yapıldı. Hı hı. Yani bazı atraflar oradaki yasa dışı olan gruplar veya özellikle de PKK'nın oradan çıkartmasını veya çıkmasını engellediler. Evet. Yani şimdi
biz burada Yezdiler'de, orası Yezdiler'in merkezidir. Hı hı. Biz oluşumdan sonra bölge bakanı olarak da sürekli irtibat atmamız var bu konuda özellikle. Yezidilerden olsun, diğer etnik gruplarından da olsun. Onlar da PKK'nın bu davranışından, yaptığı tasarrufatından, siyasatından hepsi rahatsızdır. Evet. Yani şimdi Sincar Anlaşması'na göre, hı hı, Erbil, Bağdat arasında yapılan maddeler göre oradan bu grupların mutlaka çekilmeleri, hı hı, silahlarını devlete teslim edilmesi için de var maddeler. Ondan sonra Sincar normallaştıktan sonra Sincar halkı DAEŞ'ından tehdidinden dolayı o bölgeyi terk etmişler. Hı hı. Şimdi oraya dönmediler. Bu defa PKK'nın tehdidinden dolayı oraya dönemediler. Evet. Yani 100.000'den daha fazla. Hı hı. Mesela bugün Dohok'tardılar, Şariye kampındaydı, işte Şiyekhan'daydı, Lalış'taydılar, işte Zahva'da, Persiyeva'daydı. Bunların kampları zamanında Türkiye Cumhuriyeti TİKE tarafından yapılmıştı. 2014-15 destek olarak gezdiği kardeşlerimize, Hristiyan kardeşlerimize, Türkmenler de aynı bir şekilde. Şimdi bunlara mutlaka dönmeleri gerekir. Yani 2017'den bu bölge terörlerden, terör gruplarından temizlendi. Evet. 2010'da. Şimdi oraya gelmiş olan hiçbir değişme yok. Başka bir kıyafetle, başka, hı-hı, bir başka bir vazihayla oraya gelmiş, orada bir amr-ı vaka yapmış, hı-hı, orada bir idare kurmuş. Yezdilerin dönmesine engel oldu. Derim ben burada idare kurmuşum, idare mahalliydi. Bu sene yasa izin vermedi, kanun izin vermedi, kimler izin aldı? Musul valinin haberi yoktu, hükümetin haberi yoktu, buradaki hükümetin haberi yoktu. Bu ittifak yapıldı, bu durumu normallaşmak için. Hı hı. Birinci aşama, işte Çarşı'dan, Atraf'tan federal güçleri oraya gitti. O bölgeyi kontrol için normallaşma sura başlamasıyla, hı hı, bayrakların, o sözde bayrakları onlara ait olan, hı hı, indirmeye başladı. Irak bayrağı kuruldu. Bu bütün televizyon medyada. Ondan sonra buradan hemen şey başladı. Çünkü pratik başladı. Evet. Silah teslimiyatı falan şey. Şimdi farklı bir şey ortaya çıkıyor. Yani sanki birisi İstanbul'a o anlaşma yapılsın, birisi İstanbul'a bu yasa dışı olan terör gruplarını o bölgeden çıksınlar. Hı hı. Bu çıkamasa buradaki insanlar oraya dönmez. 100.000, 150.000 kişi bugün kamplarda yaşıyor Yezdilerden. Hı hı. Biz şu anda 2020'deyiz, 2021'e giriyoruz. Bugün koronavirüs, COVID hastalığı var. Evet. Mantıklı da acaba bu insanlar bu kamplarda insan da yaşasın. Tabii hayır. Ne elektrik var, ne yaşam var, ne günlük hayat var. O yüzden... Ama biz, kamplarda olanlar bir kısma dönmeye başladı. Dönmeye başladı 15.000 civarında. Şimdi onların da işlerini engelliler. Yani evet, burada bak, dağlarda var, mesela Sincar Dağı'nda var, bu kamplarda var. Biz yakından takip ettiğimiz bu şekillerde. Evet. Bunun ardından hemen işte bu durumu ortalama farklı bir yönteme çekmek için işte Süleymaniye'den, Raniye'den, Halabca'dan yapılan bu gösteriler yasa dışı bir şekilde gerçekten bizi çok rahatsız etti hükümet, hı hı, olarak. Yani bunun her zaman biz halkın maaşının yanındayız. Her zaman maaşlar çok doğaldır. Birinci derecede Bağdat yönetimi, Irak hükümetinin yönetiminin sorumluluğundadır. Evet. Buraya para versin. Evet. Sorumluluğundadır. İttifak var, petrol vardır veya mesela gelir kaynakları var. Bu anlaşmayla önceden konuşuplar. Dediğim gibi yani bugün bir Zahva'da olan bir vatandaşla Erbil'de, Basra'da, Bağdat'ta, Çarşı vatandaşlar Irak hükümetisi olmaz farkını yapsın. Ayrıca da memur maaşını siyasi ağraz için istimal edilmemesi. Evet. Çünkü bu normal vatandaşın hakkıdır. Hı hı. Buradaki yaşayan veya burada olan memurların hakkıdır. Yani bunun sen siyasi baskı olarak hükümet üzerine veya bizim üzerimize yaparsa bu yanlıştır. Hı hı. Mantık dışıdır. Sen şimdi bugün de son bu hafta içerisinde bizim Irak Kürdistan bölgesinden Sayın Kobat Talabani Bey Başkanlığı'nda bir yüksek heyet Bağdat'taydı. Hı hı. Sayın Irak Başbakanı Mustafa Kazımi Bey'le ve Sayın Parlamento Başkanı Halbusi Bey'le bunlardan ve diğer siyasi partilerden yapılan görüşmelerde bugüne kadar yapılan bu süre içerisinde Erbil arasında olan ittifaklar olumludur.
önümüzdeki günlerde olumlu bir gelişme olur. Erbil'den Bağdat arasında ilişkilerle ilgili. Peki Sayın Maruf, şimdi 2014 yılından sonraya baktığımız zaman Irak hep bir zorlu süreçten geçti. İşte terör örgütü DAEŞ varken, daha sonra tam temizlendi derken işte hükümetin yenilenmesi ve daha sonra koronavirüs derken, bu arada da PKK aslında Sincar'da güçlenmeye başladı ki ona destekler de var dış ülkeler tarafından. Şimdi merkezi hükümet olsun veya Irak Kürt bölgesel yönetiminde bulunan işte peşmerge güçleri olsun, terör örgütleriyle uğraşırken bir taraftan memur maaşları ihmal ediliyor. Bu sorunlar nasıl giderecek? Bu ittifaklar nasıl olacak? Çünkü önümüzde 2021 var. Yeni bir seçime de gidilecek. Hep bir kaos içerisinde mi kalacağız, yoksa kalmamızı isteyen taraflar mı var? Şimdi Mustafa Bey, yani çok güzel bir yorumlandırdınız konuyu. Yani bunun niyet çok önemlidir. Evet. Yani taraflar arasında niyet çok mühimdir bu meseleleri çözmek için. Yani şimdi bizim bu bölgelerde, özellikle Tel Afer'de, işte Sincar'da, işte Musul'da, Sahel-i Neynava'da, Kerkük'ün güney bölgesinde, işte Hanakin, Karatepe, bu bölgede ne ad verirse ver, yani bu bölgede yaşayan insanlar gerçekten zor şartlar altında yaşıyorlar. Yani işte istikrar siyasi çok az. Ara sıra problem oldu. Güvenlik meselesinde, emniyet meselesinde müşkile var. Kalkınma meselesinde müşkile var. Bunlar, bu gruplar sürekli bu işte engellemeler yaparsalar bu bölgelerde siyasi istikrar olamaz. Kalkınma amar olamaz. İşte onun yanında emniyet zayıf düşer. Sürekli bu ortamı kaos yaratmak isterler. Aslında bu grupları, bahsettiğimiz grupların hedefleri de budur. İşte sürekli yasa dışı olan bu bölgelerde kaos yaratma fayda görürler. Evet. Yani daima işte insanların işi olmasın. Maaş olmasın, işi olmasın, maaşı olmasın, işte kalkınma olmasın, ne olur? Bu şeylerden, bu durumdan fayda görer. Bunu başka memleketlere de fayda görmüşler. O yüzden bu durumu kullanarak, istimal ederek öz ideolojileri, sözde fikirleri için bazı şeyler ortaya kurmuşlar. İnsanları işte alıp işte silahlandırırlar veya bazen karşıtma eylemi yapılırlar. Bunun hepsi hem insan hakların dışında olan bir eylemlerdir. Hem de kanun da bu şeylere izin vermeli. Zaten bunları o yüzden bir an evvel her iş taraftan. Zaten biz hükümet Irak Kürdistan bölgesi önceden heyetler sürekli Bağdat'a gitti. Bu bir iyi niyetli olarak gösterildi. Yapılan Bağdat hükümeti, Irak hükümeti tarafından da bu olumlu karşılandı. Burada birinci derece, birinci masuliyet, sorumlular Irak hükümeti üzerine düşer. Çünkü bunlar daha fazla Irak'ın hakimiyet olduğu bölgelerde adı. Evet. Yani bahsettiğimiz bölgeler. Şu anda bu bölgelerde olan, Irak Kürdistan bölgesinde olan yasa dışı siyasi partiler burada o kadar izin verilmez, kabul edilmez. O yüzden Irak hükümeti de bunu ciddi alması gereken bir husustu. Çünkü bunun yani uluslararası bir boyutu var. Evet. Yani bu sadece bu gruplar Irak'ı derci veya Irak Kürdistan bölgesi derci, hatta bile komşu devletler de Türkiye Cumhuriyeti'ni veya başka devletler de bölgede tehdit ettiler. O yüzden bu tehdidi yok etmek için niyet iyidir. Tavafık yapılması çok iyidir. Uzlaşma yapılması bu gruplar arasında. Birlikte hareket etmek muhimdir. Çünkü bunun dediğimiz gelecekte intikabat var. Bu sürekli bu problemler olursa, bir taraftan virüs etkisi insanlar üzerine, bir taraftan işte bu siyasi, bu terör balalar, bu terör sıkıntıları, eylemleri sürekli veya baskılar veya gösteriler. Bu ne olur? Bunlar hepsi olumsuz silbiyat daha fazla olur. Hem Irak üzerine, hem Türkmenleri bölgesi üzerine, hem Irak Kürdistan bölgesi üzerine, hem de insanlar üzerine burada olan. Çünkü önümüzdeki seçim çok mühimdir. Evet. 2021'de eğer yapılırsa muhimdir. Belki de erteleme de ihtimali var. Ama muhimdir önümüzdeki intikabat. O yüzden indiden bu
hazırlıklar yapılması şarttır. Evet. Peki Sayın Maruf, şimdi bu patlak verdi aslında, işte memurlar maaşlarını alamadıklarından dolayı, işte siz olsun veyahut da Sayın Mesrur Barzani olsun, aslında bunun dış etkenler yüzünden işte başka gruplar tarafından desteklendiğini dile getirse de son yıllarda baktığımız zaman Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde gerçekten memur maaşları geç ödeniyor. Bunun asıl sebebi veyahut da sebepleri ne? Neden kaynaklanıyor? Neden henüz bir çözüme varılmadı? Yani bunun sorunu bu hükümete de, yani geçmişe dayalıdır. Çünkü o dönemde 2013'ten itibaren Bağdat Erbil arasında olan ilişkilerinin bir gelir, yani dönüşü oldu, yani bir olumsuz boyuta gitti, yani ilişkiler daha kötüye gitti. O yüzden o da işte petrol meselesiydi. Onun yanında işte bu petrol bizim kontrolümüzde olsun veya siz satın veya satışı biz yapalım bu şekilde olsun. İşte Irak'ta bir anayasa var. O anayasa içerisinde hukukula var. Yani bunun bu bütün etnik gruplar ise geçerlidir. Yani Irak'ta yaşayan bütün etnik gruplar ise geçerlidir. O anayasa içerisinde olan hukuklar tespit olup işte bu bölgenin de hukuku o anayasa içerisinde, Türkmenlerin de o anayasa içerisinde, Arapların da, diğer etnik grupların da. Şimdi bu sorun, maaş sorunu gerçekten 7 senede burada bu sorunlar devam ediyor. Yani gecikmeli bir şekilde, tahir oldu veya %10 oluyorsa %25 çalsınlar. Önceden %50, sonra %10, bu şekilde oldu. Şimdi artık bizim bu kabine 9'un kabinesinde, yedinci kabinede biz bunu çözmeye çalıştık. Yani bunu çözülsün artık. Bağdat'la niyetini, iyi niyetini gösterdik Erbil olarak, Erbil hükümeti. Biz buradan bir heyet cetti şeye, Bağdat'a görüşmeye başladı. Böyle bir şekilde ittifak oldu. Yani 200 bile günlük burada 500-450 varil petrol satışı yapıldı yurt dışına. Ayrıca da buranın gelir kaynağı var. İşte gümrükler de buradaydı. Bunların aleni bir şekilde bütün vatandaşlara bildirilip, evet, yani bu kadardı, bu kadardı. Şimdi Irak hükümetiyle işte yapılan müzakeratlarda işte 250 petrolü günlük Somo şirketine verirsen Irak hükümeti tarafından, %50 de buranın, yani gelir kaynağı işte gümrüklerdi, buradan verirsen Irak. Ona karşı buranın kanuniyen, desturiyen belirlenen hassasına ise ayda verirsin buraya. Evet. Belki 1 milyar dolara yetişir aylık. Çünkü bunları hani teslim etti o zaman. İşte bu rakam üzerine anlaşılmadı. İncelik zannederim bugüne kadar da anlaşılmadı. Belki bu son toplantılarda olumlu şeyler var. İşte bu sorunu onlardan başlıyor. Bizim elimize gelen bir şanssızlık oldu burada. Mesela petrolün fiyatı düşüşü oldu. Evet. Yani virüs dönemi hani 18 dolara bir virüs ilk aşama iktisat doruklama oldu. İşte bu gümrükler durdu, kaplar, ticari şeyler, gelir az oldu. Yani bizim neti aylar oldu biz buradaki iş adamlardan borç alındı. Yani çünkü burada bak, burada biz ayda Irak Kürdistan hükümeti ayda mamurlarına 755 milyon dolar maaş vermesi gerekir. Yani bu şekilde. Evet. Aylık yani, bütçe. Bu bütçe. Yani ben sadece bu maaş için. Bizim indi elimize, mesela hükümetin elinde olan gelen yani bugün mesela 500 milyon dolar eline geldi. Yani Bağdat hükümeti hariç. Yani Bağdat parasını veremezse burada maaş %100 verilmez. Evet. Veya tahir de olur. O yüzden işte biz neti ay 600 milyon dolara çıkartırdı. Bazen 500 milyonu, bazen 600'de, bazen 400. Çünkü bu aylık ne kadar olursa o kadar ele gelen bu tavziatı yapar. Yani bundan da sorun çıkan. Yani eğer Irak hükümeti, merkezi hükümet buraya aylık paranı veremezse bu sorun ondan da çıkar. Yani onlardan. Yani bugün yani kaç defa biz işte yapılan görüşmelerde Irak hükümetinden gelen ziyaret, bütün vazaretleri, bütün bakanlıkları, işte gümrükleri, petrol, bizim işte hükümet bu görüşmede biz petrolü size, hepsini size veririk. İşte hepsini gelene şekilde tasarruf edeceğiz ama onun karşına da anayasa olarak buranın hassasına kadar ise verilsin. Evet. Yani dedim ki bunun dışında da daha fazla siyasidir.
Yani bir baskı bir unsuru oluştururlar. Yoksa hiçbir dünyada yoktu sen öz vatandaşın maaşını şey yapasan. Evet. Hiçbir dünyada yoktu yani öz vatandaş. Yani buradaki her bir Irak bir vatandaşındır. Hı hı. Yani tabii. Buradaki Irak'ın nüfusunda, buradaki bir vatan cebinde nüfus Irak nüfusu, pasaportu Irak'tı, kimliği Irak'tı. Yasa olarak Irak Kürdistan bölgesi bir kiyan olarak Irak'ın bir parçası, bir bölümüdür. Evet. Yani biz Bağdat yönetimi mühimdir bütün taraflar için. Yani Basra'daki, Zahu arasındaki olan bütün etnik gruplar arasında olan maaş konusunda, para konusunda hiçbir ayrımı yapmaması lazım. Ha siyasi sıkıntı var ise, bir adaletsizlik var ise Erbil, Bağdat yönetimi arasında konuşulur. Evet. Ama bu kriz meselesini çözmek lazım. Peki Sayın Maruf, şimdi aslında merkezi hükümette de işte güney bölgelerinde de aynı şekilde aylardır gecikmeli maaşlar alınıyor. Ancak Süleymaniye veyahut da Erbil'de yapılan gösterilerde, işte Doğuk'ta yapılan gösterilerde artık bunu aslında Kerkük'te de yine Kürt bölgesi yönetiminden maaşlarını alan vatandaşlar da gösteri düzenlediklerinde şunu dile getirdiler. Biz bundan sonra Irak merkezi hükümetine bağlanmak istiyoruz ve maaşlarımızın oradan ödenmesinden yana olduklarını dile getiriyorlardı. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nasıl olacak? Şimdi bunlar hepsi bu bölgeye baskı oluşturmaya çalışırlar. Yani bunun yani bir dediğin gibi başından beri programın başından beri dediniz bu mesela bu işlere başka taraf var yani bunu tahrik eder yani bunu başka gruplar başka taraflar var. Bir siyasi amaç için yapıldı. Neticesinde sen güzel bir dedi Irak hükümeti yani öz vatandaşlarının yani bulunduğu hakim olduğu bölgelerde öz vatandaşlarının maaşını verebilmeli. Evet. Bugün mesela buradaki de maaş hapse onun üzerine eklensin. Yani bu mantıklı değil. Ama işte şunu yani söylediniz bunu, ki yani bunu bütün yüzde mesela halk burada herkes bunu istemiyor. Evet. Mesela azınlık bir kısım dedim siyasi olarak ister. Yani bak hangi grup ister? Bu mühimdir. Yani burada hükümette olan 5 üst taraflı esaslı var. Evet. KDP'de, KYB'de, Goran Harekatı, bir de Türkmenler, bir de Hristiyanlar, bir de Sosyalist Partisi. Bu gruplardan olsa hükümetten. Bunun dışında gruplar bunu teklif edirler. O daha fazla siyasi bir müzayedede yapırlar. İşte önümüzde bir intikabat var. Onun için oy almak için veya başka bir siyasi amacı için. Yani bu şekilde ha bizim iyi niyetle olursa herkes bunu kabul eder. Yani iyi niyet olursa. Ama burada iyi niyet yoktur. Evet. Amaç farklı. Sonra burada bir kiyan var. Yani buranın kiyan anayasa tespit etmiş, kurulmuş bir kiyan var. Hı hı. Peki o zaman burada maaşlar burada hükümet tarafından verilmese, petrol burada satışı yapılmasa, ticaret burada yapılmasa o zaman bu kiyanın ne bir anlamı kalır? Hedef yani ne anlamı kalır yani burada? Yani Irak Kürdistan hükümeti, parlamentosu, yargıtayı, sultanın vizi yani biz kanuni konuşmamız gerekir. Evet. Ha duygusal daç, atifi daç. O yüzden yani maaş meselesi muhimdir. Irak Kürdistan hükümetinin zorunludur buradaki yani biz zorunlu olarak bunların maaşına ay vermemiz gerekir. Evet. Bu gerçektir vakı bile ama vakıada baktığı zaman durum bu şekildeydi. Alecelen bu masadırlardan yani bu gelir kaynaklarından alecelen ne kadarsa dağıtılı verirli. Evet. Ama eksik oldu bazen, nakıs oldu bazen. O yüzden bu mutlaka işte bu iyi niyetler her iş taraftan hem Erbil'den hem Bağdat'tan da iyi niyetler var. Bu işlerin çözülmesi lazım. Kanun neyse, kanun destur neyse o şekilde. Evet. Kanun içerisinde çözülmesi lazım. Hı hı. Bu taraf için de, o taraf için de. Peki Sayın Maruf, konuyla ilgili son bir sorum olacak aslında size. Siz Aydın Maruf olarak maaşların merkezi hükümete tabi olmasını, bağlanmasından yana mısınız, değil misiniz? Vallahi ben Bağdat'a bağlanmazsan yana derdim. Sebep? Neden? Yani biz burada yani burada bir hükümet var. Hı hı. Yani burada bir hükümet var, parlamento var, yani bir bölge başkanı var. Yani bütün mamurdan sorarsa burada, herkes diğer biz Bağdat'a maaşımız buradan olsun. Ama yani, Erbil, Süleymaniye, Irak yani şehirleri. Şimdi yani burada bir kent oluşmuş. Bu kent içerisinde mamurlar, işte muazzaflar var. Yani yani bu daha fazla siyasi meseleye girer. O yüzden biz burada yaşıyoruz. Hı hı. Biz buranın vatandaşıyız. Hı hı. Tabii biz
Türkmenik, Erbil'de yaşıyorum. Yani sen sorduk ki bir vatandaş olarak yani evet. Bir sifadacı. Yani bir mamurdan da sorarsa, hani belki bazı mamurlar televizyonun öncünde yoksa bazı siyasi tarafların infial eder veya bu konuşuyor. Duygusallık da araya yani giriyor bazen. Yani müzayede, yani ben istemiyorum müzayede yapayım. Evet. Tersini de konuşabilirim ama istemiyorum müzayede yapayım. Muhakkak ben anlarım. Muhakkak ne şekilde o şekilde. Bu güne kadar 91'den bu şekilde muzaflar burada alırlar. Bu şekilde olsun. Ama Irak hükümetinin merkezi bir hükümettir. Hakkı var, hukuku var, masuliyet de var. Gelip bölgeyi ziyaret edip vazaretleri veya gümrükleri baksın veya şey yapsın. Yani bu mutabaa şeklinde. Yani bu çünkü mamurların sayısı da konuşuldu. Yani haddinden fazla mamur var. Veya işte bizim elimizde hükümet olarak elimizde bir proje var, islah projesi. O ses üzerine çalışırız. Çok mühim bir projeydi. İdi kanun oldu. Pardon. Yani projeydi. Parlamanda müsadık oldu. İdi kanundur. İslah. Kanun islah. Bunun üzerine madde madde çalışırlar. Aşama aşaması çok zordu. Ama bunun üzerine yapmak lazım. Bu islah. Bir islah. Kanun islah. Tatbik olur. Tatbik olur. Zamanı bittiği zaman çünkü bu zamana ihtiyaç var. Aşamalı, marahlı bittiği zaman gerçekten büyük bir faydası olur aklımıza. Evet. Peki Sayın Maruf, şimdi yavaş yavaş da programımızın tabii. Sonuna gelirken madem ki siz de seçimlerden bahsetmişken biz de programımızı seçimlerle sonlandıralım. 2021'de yapılacak olan seçimlere siz olumlu mu bakıyorsunuz, olumsuz mu bakıyorsunuz? Çünkü halk olarak aslında bilhassa Türkmen milleti olarak birazcık vatandaşlarımızın, halkımızın kırgın olduğunu kesin net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun sebebi veyahut da sebepleri neler? Yanlış siyaset mi yoksa halkı bizim yani bu seçimlerden küstürmeye çalıştılar mı? Başarılı oldular mı, olmadılar mı? Şimdi biz geçmişte tabii çok çok bir hata oldu, yanlış oldu. Bu hata, yanlışlar seçim sadece bize mahsus değil. Yani oradaki bu yönetimdi veya yerel yönetimdi veya idare mahalli. Bizim önümüzde bir seçim var. Evet. Irak parlamento seçimi var. Daha belli değil. Bir tarih kurulu, belki tecil olur, belki de yapılır. 6 ay süre kalıp. Şu an Haziran'da yapılacak dendi. Burada ben buradan burada bütün taraflara ben seslendim. Özellikle bizim Türkmenler bölgesinde yaşayan, özellikle siyasete çalışan. Kimse kimseni veya grup kimseni eleştirmez. Bu bir adaletsizlik olur. Yani çok mesela işte çok biz birbirimizi eleştirir bu şeylerde. Ama bir hakikati görmek lazım. Ben bir soru sorarım. Soru. Yani bu mühim bir sorudur. Bütün bu eleştirme çok tabii bir normal bir şeydir. Ama bu eleştirmeyi biz hak etmiyoruz. Bazen eleştiri başarıya da götürür başarı. Ama bir soru var Mustafa Bey. Çok çok mühim bu soruda. Biz Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Ankara Anlaşması ile 1926'da Irak'ta kalmış Türkler bugüne kadar 100 içerisinde oldu. Biz Irak'ta iktidar olduk mu, olmadık mı? Biz hiçbir yerde iktidar olmamışız. Evet. Yani o tarihten sonra. Yani Türkmenler hiçbir zaman bugüne kadar hiçbir yönetimde sultan olmadık. Yani iktidar sahibi olmadık. 100 yıl diyelim. Bir asır. 100 ise yani. Şimdi mesela biz telaflarda biz iktidarız. Hayır. Biz iktidar olsak iyi şeyler yaparız. Yani bu eleştiriler de kalmaz. Oradaki Türkmenlere de sahip çıkarlar. Çarşıda biz iktidarız. Hayır maalesef. Türkmenler hiç iktidar olup çarşıda. İşte Basra'da biz iktidarız. Yok. Hiçbir yerde biz iktidar da açıyor. İktidar olmadığımız zaman bizi iktidar olduğumuz zaman eleştirmemiz gerekir. Çünkü o zaman iş yapamazsak. Sen bugün seçim de bu şekilde başlar. Ben çarşıda iktidar olursam bu seçim sonucu değişir. Seçim sonucu değişir. Yani Türkmen maslahatı değişir. Hangi grup iktidar olmuşsa o masa ona göre onun maslahına göre değişir. Yani bu sözde bu Musul'da da beladı, her yerde beladı. Burada da beladı. O zaman şöyle diyelim, yani büyük balık küçük balığı mı yiyor? Yani böyle bir şey. Biz iktidar elimizde. İktidar ne adı hayatım? İdi mesela İdare bizim elimizde de aç. Siyaset bizim elimizde de aç. Tayiniyet bizim elimizde. Ha buraya gelip biz tayin istirik. Kardeşim ben tayin yapamıyorum. Yani iktidar da açacağım. Ha ben burada bir vazirim.
Vaziril Aklim Lüşuğunil Mükevunak. Tamam. Evet. Ama tayin etme amalim de derci. Burada bir azme var. İktidar da derci burada. Ben bir vazirim bu vazara şey içinde. Yemin etmişik. Tamam. Bize parlamento gönü verip. Bu işi sadık bir şekilde yapmak lazım. Elimizden geleni Türkmenlere sahip çıkarak merkezi olarak. Ondan sonra diğer etnik gruplara. Ama ben şey konuşacağım. Türkmen durumunu bu mantıkta. Eğer biz iktidar daşsa veya sulta bizde daşsa, yani bizim bütün şehirlerde olduğumuz varlığımız, o zaman çok zor olur seçimde biz durumu değiştirir. Yani daha fazla idare bizde yok, siyaset bizde yok, tayinat bizde yok. Hatta bile hile yapan gruplar iktidarla yapanlar. İktidar yani sultu olan gruplar da yapırlar. Evet. Bu bir hakikatti. Ben isterim ki sana adem verim. Büyük kitlelerinde şu yani an yani iktidar olan, kendi sözleri iktidar geçiyor. Olan bu vakatı gerçekten yani bu vakatı. Biz hiçbir zaman hileyden dercilik, hiçbir zaman da bu şekilde de ama vakatı bu. İktidar olan bile kotayı paylaşırlar. Kota var ya seçim onu bile paylaşırlar. O yüzden hala burada bir adaletli bir sistem daha oturmamış, daha adaletli bir seçim daha oturmamış. O yüzden gelecek seçim geçmişteki gibi tahmin edildi. Aynı şekilde olur. Biz temelimiz derç olsun. Şu anda seçim bu durumda seçim müsaade derç. Bir yandan virüs hastalık var. İnsanlar bile çıkamıyor dışarıya. Tepkiler var. Ayrıca da daha bizim bölgelerde program başına bahsediyor daha kimler var kimler yoktu daha belli değil. Yani bir istikrar siyasi emni istikrar işte görev dağımı biz çarşıda görev dağımı daha yapılmadı. Yani ben niye diyorum ki çarşı düşmanlar için muhimdir. Yani orada güçlü olsa bütün atraf düşman güçlü olur. Zayıf olduğu zaman bütün atraf düşmanlar zayıf olur. O yüzden biz bütün bizim değerli vatandaşlarımıza buradan seslenme gerçekten yurt içindeki veya yurt dışında olan bizim can kardeş Türkmenlerimiz, Türkiye'de olan, ana vatanımızda, Avrupa ülkelerinde olan, gerçekten olanların desteği çok büyüktür. Geçmişte de büyük destekler varmış. Yani büyük, her zaman gerçek insanlardılar, her zaman gerçek Türkmenlerdi. Bugün orada olmaları maneviyen Türkmen davasına büyük bir katkısı var, siyasiyen bir büyük katkılar var. O yüzden bütün taraf, hem Irak içerisinde hem yurt dışında olan birleşik, doğru bir dürüst. Her şeye inanmayalım. Bugün insanlar kolay kolay bu aşamaya gelmiyor. Bugün kaç tane siyasi sahadesinde yetkili ve lider çalışsa bu kolay gelmiyor. Gerçekten kolay gelmiyor. Yani hemen gelmişse birisi vezir olup veya yürütme olup, ceva başkanı olup veya bir yetkili parti kolay gelmiyor. Bu bir büyük uzun mücadelesi var. Siyasette işte dikkat etmek lazım. Her şeye inanmayalım. Hemen mevzu yapalım. Çünkü buradan insanlar gerçekten biz birbirimize ihtiyacımız var. Evet. Yani günlük ihtiyacımız var. Yani bugün Türkmenler hem Irak'ta başta olmak üzere Orta Doğu'da olan yurt dışında çalışan hepsi birbirine destek var. Yani dedi o eleştiri. Hakikaten ben eleştiriyorum. Herkes eleştiri yapsın. Yapsın çok tabiydi. Yani sosyal medyada olur, bilmem harda olur. Bazı eleştire gerek yok. Direkt o yetkini al, gel konuş. Bu sorun var, bu sorunlar. Gerek yoktu medya basında. Belki çözüldü, belki çözülmeye çalışıldı olaylar. O yüzden biz her konuları mevzuya dikkat etmemiz lazım. O dikkat üzerine siyasetimizi önümüzdeki yani bir mantıklı olalım. Yani bir gün Irak Türkmen cebesi, Türkmen siyasi partiler istemezler bu gün Türkmenler an rafa içerisinde olsun. Tabii. İstemezler Türkmenler an yüksek yerlerde olsun. Tabii. Yani dedim bu yetkililer biz bir süre içerisinde birçok insanları kaybetti. Bu virüsten dolayı vefat ettiler. Evet. Hapsin yerler inşallah cennettir. Amin. Yani birçok insanlar yakın dost. O yüzden ölüm var. Evet. Birimize saygı, birimize destek vermekten çaremiz yoktur. Sayın Maruf çok teşekkür ederiz. Çok vaktinizden ayırıp vaktinizden de bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sizlere de kolay gelsin diyoruz bundan sonraki süreçte. Sağ olun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun, var olun.
Değerli izleyenlerimiz, bu şekilde de bugün güzelim Türkmen şehri Erbil'deydik. Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Din Oluşum Sorumlu Bakanı Aydın Maruf Bey'le gündemi değerlendirdik. Kuzeyden güneye kadar son günlerde Süleymaniye'de artan protestolar başta olmak üzere memur maaşlarının alınmaması ve önümüzdeki yıl 2021'de yapılacak olan seçimleri ele aldık, değerlendirdik. Tekrar yeni bir programda karşınızda olmak dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum. Selam.